hiç rüyanızda gördüğünüz bir şeyin günler hatta aylar sonra gerçekleştiği oldu mu? Birini yıllardır görmemişsinizdir rüyanıza girer ve ertesi gün mesaj atar. Bu bir tesadüf mü yoksa geleceği rüyamızda görebilir miyiz? Bugün geçenlerde araştırma yaparken bana çılgınca gelen ama bir o kadar da çarpıcı bir soruyu irdelemek istiyorum. Ve evet bu konuda gerçekten bilimsel veriler var hem de uçak mühendislerinden filozoflara, Einstein'dan Tolkien'e uzanan bir zincirle. Selam, merhabalar. Yıl 1927. Uçak mühendisi John Milliam'dan bir sabah uyanıyor ve saatine bakıyor. Durmuş. İlk aklına gelen şu. Ben dün gece bu saatin durduğunu rüyamda görmüştüm. Aç parantez bu klasik bir dejavu değil. Dejavuda genelde bir anı yaşarken ben bu anı daha önce yaşamıştım hissine kapılırız. Fakat nerede yaşadığımızı hatırlayamayız. Yani dejavu beynin kısa süreli hafızayı yanlış işlemesiyle açıklanır. Bir nevi hatalı kodlama gibi. Ama rüyada gördüğümüz şey sonradan yaşanırsa bu çok daha somut bir şey. O sahneyi önceden izlemişsindir. Rüyanı yazmışsındır, anlatmışsındır ya da hatırlıyorsundur. Ve o olay sonra gerçekleşmiştir. Bu yüzden John William Dan'ın anlattıkları bir sezgi değil. Bir zaman yolculuğu. Nerede kalmıştık? Saatin durması. İlk başta tesadüf diyor ama sonra benzer şeyler yaşamaya başlıyor. Gazete başlıkları, ölümler, kazalar. Rüyasında görüp sonradan gerçekleşen olaylar. Burada kendi yaşadığım en olağanüstü olayı anlatmak isterim. Bunu anlatmayı bayılıyorum çünkü. Rüyamda babamla yolda gidiyoruz. Tenha bir yol ve şimdiye kadar hiç karşılaşmadığını düşündüğüm birisi. Çok net hatırlıyorum çocuğun yüzünü. İşte o zaman için 12-13 yaşlarında falan olması lazım çocuk. Elinde bir bıçak varmış. Babamla yolda giderken işte rüyayı komple anlatmayayım. İnsanların en çok sıkıldığı şey karşısındaki kişiden rüya dinlemekmiş. Çünkü o yüzden hemen geçeceğim buraya. Bir şekilde bir şeyler oldu. Kargaşalar yaşandı. Sonra çocuk aldı. Elindeki bıçağı benim elime sapladı. Ve... Ben uyandığımda o bıçağın acısını çok fazla hissediyordum hala daha. Çok gerçekçi bir rüyaydı benim için. Çok hissettiğim bir rüya oldu. Birkaç gün sonra bir yerlere, bir pikniğe gibi bir, yer, bir şeylere gittik. Anneannemle, bu belediyenin spor aletleri vardır ya. Öyle bir yerde işte dönüyoruz beraber bir şeyler yapıyoruz. İşte <laughs> kondisyonumuzu güçlendiriyoruz. Sonra öyle anneannemle sohbet ederken anneanneme dedim ki bir dakika. O hatırlamıyordur muhtemelen de ...ben çok etkilendiğim için hala hatırlıyorum... ...bir dakika dedim ne oldu dedi... ...ben dedim bu çocuğu rüyamda görmüştüm ve... ...bana bıçak saplamıştı... ...kaç anneanne dedim gel gidelim buradan... <laughs> ee, ...bayağı korkmuştum... ...o çocuğu da gördüğümde... ...kesin yan kesici, kesin bir şey yaşayacağım... ...orada diye düşünmüştüm rüya... ...çünkü rüyayı birkaç gün önce görmüştüm zaten... ...daha çok tazeydi ben... ...hala daha o çocuğun tipini mesela hatırlarım... ...çok etkilendim için... Ee, en olağanüstü olayım evet. <laughs> Neyse tamam. da böyle bir anıydı benim için. Paylaşmak istedim sadece. Ve done rüyalarını sistematik şekilde kaydetmeye başlıyor. Yıllarca süren, yüzlerce kayıt sonucunda fark ediyor ki rüyalarının yaklaşık yüzde %40'ı gelecekle ilgili, geçmişle ilgili değil. Hatta başkalarıyla da deneyler yapıyor. Askerler, bilim insanları, yazarlar ve bulduğu sonuçlar onu oldukça şaşırtıyor. Rüyalar, geçmişteki olaylarla gelecekteki olayları karıştırmıştı. Ve genellikle gelecekteki olaylar, daha da netti. Yani rüyalarda zaman düz ilerlemiyor. Dağ bu duruma seri zaman adını verdi. Yani bizim zihin dediğimiz şey sadece geçmişte gezinmiyor. Aynı zamanda geleceğin bilgisine de ulaşabiliyor ama bunun için rüya görmemiz şart. Çünkü Dağ'a göre dikkatimiz uyanıkken şimdiki zamanın ötesine görmemizi engeller. Rüya görürken ise engellerden kurtulup zaman çizelgemize hatırlama kabiliyeti kazanırız. Böylece geleceğimize dair parçaları rüyalar içinde geçmiş anılarımızla harmanlanmış bir şekilde görebiliriz. Tamam. Dan zamanın düz bir çizgi olmadığını söylüyor. Peki bilim buna ne diyor? Mesela Einstein zamanın herkes için aynı şekilde akmadığını söyledi. Yani zaman sabit bir şey değil. Senen için saniyelerle geçen bir süre başkası için daha hızlı ya da daha yavaş geçebilir. Yani aslında bizim şimdi, dün ve yarın dediğimiz şeyler evrende mutlak bir gerçeklik değil. Bu da zaten görevlilik demek. Şöyle düşünelim, diyelim ki bir ikiz kardeşin var. Sen dünyada kalıyorsun, o ise ışık hızına çok yakın bir hızla uzaya gidiyor. O yolculuktayken zaman onun için daha yavaş akar. Senin 10 yıl yaşlandığın sürede o belki de sadece 8 yıl yaşlanır. O yüzden geri döndüğünde sen ondan daha yaşlı olmuş olursun. Bu deney gerçek hayatta da küçük farklarla test edildi. Mesela atom saatleriyle yapılan deneylerde. Birini uçağa koyuyorlar, biri yerde kalıyor. Uçakla seyahat eden saatin zamanı çok ama çok küçük bir farkla yavaşlamış oluyor. Yani zaman herkes için sabit değil. Hızlandıkça zaman senin için daha yavaş akar. Bu da şunu gösteriyor. Zaman Newton'un savunduğu gibi düz bir çizgi değil. Einstein'ın savunduğu gibi esneyebilen, bükülebilen bir şey. Biz fark etmesek bile değişir. Aynı uzay gibi. Ez cümle zaman mutlak bir gerçek değil. Nasıl baktığına, nerede olduğuna göre değişebilir. E peki sabit değilse biz neden şu anda hapsolalım? Kuantum fiziğinde işler daha da ilginçleşiyor. Atom altı parçacıklar. Yani maddenin en küçük yapı taşlarına bakalım. Gözlemlenene kadar aynı anda birden fazla yerde olabilir. Mesela bir elektron sen ona bakana kadar hem sağdadır hem soldadır. Sen gözlemlediğinde ise birini seçer sanki gerçeklik sen bakınca şekil alıyormuş gibi. Bu da şimdi dediğimiz şeyin ne kadar oynak bir şey olduğunu bize gösteriyor. Zaman orada da düz değil. Hatta belki gerçek bile değil. Belki biz zamanı gözlemlediğimiz anda yaratıyoruz. Bir de şu rüyalardan ve bilinç dışından çokça bahseden psikiyatır Carl Jung. Onun ortaya attığı iki tane kavram var. Kolektif bilinç dışı ve senkronisite. Kolektif bilinçlişi şunu söylüyor. Bazı şeyleri insanlık olarak hepimiz biliyoruz. Doğuştan paylaştığımız bir rüyavuzu gibi. İşte Dan'ın rüyalarda geleceği görme fikriyle neredeyse birebir örtüşüyor bu. Belki de bazı rüyalar senin değil, kolektifin. Yani senin gördüğün rüya aslında insanlık hafızasında zaten vardı. Senkronisite ise şöyle bir şey. Bir olayın sadece mantıksal bir nedeni olmaz aynı anda içsel ve dışsal bir nedeni olabilir. Mesela birini düşünürsün iki saniye sonra arar. O saatten sonra rasyonel açıklamalar seni tatmin etmez ki. İçten bir anlam hissedersin. İşte bu zamansal çakışmalar yanga göre bilinçaltının dış dünyaya yansımasıdır. Ve bu da danın zaman katmanlıdır. Bilinç o katmanlar arasında gezinebilir dediği şeye çok benzer. Peki yeni çağda neler oluyor? 2022'de yapılan bir çalışmada insanlar rüyalarının yaklaşık %20'sini geleceğe dair ipuçları verdiğini söyledi. Tabii ki bu kanıtlandı anlamına gelmiyor. Ama istatistiksel olarak ciddiye alınabilecek kadar yüksek. Ve bu sadece dağının değil, günümüz biliminin de ilgisini çekmeye başladı. Zihin sadece geçmişi işlemiyor olabilir. Belki geleceği de hissediyor. Yani belki de zamanın içinde değiliz, üstündeyiz. Psikologlar da tabii ki bu konuda söz sahibi. Bilim bize rüyaların geleceği görme gibi gizemli yönlerine temkinli yaklaşmamızı öğütlese de, psikoloji rüyaları küçümsemiyor. Aksine, rüyaların bilinçaltımızın en derin katmanlarıyla kurduğumuz iletişim şekli olduğunu söylüyor. Freud'a göre rüyalarımız bastırılmış arzularımızın bir tür sahnelenmesiydi. Ama sadece cinsellik değil. Korkular, pişmanlıklar, öfke, Hatta çözülmemiş çocukluk meseleleri bile bu sahnelerde rol alırdı. Rüyalar sembollerle konuşurdu. Örneğin uçmak, kontrol kaybını ya da özgürlük arzusunu temsil edebilirdi. Ama geleceği görmek, Freud buna tesadüfi çağrışım derdi. Bahsettiğimiz gibi Young ise farklı düşünüyor. Carl Jung'a göre rüyalar sadece bireysel bilinçaltımızın değil, aynı zamanda kolektif bilinç dışının da bir yansımasıydı. Yani bütün insanlığın ortak hafızası. Bundan bahsetmiştik. Rüyalarımız bu devasa havuzdan semboller çekerdi. Gölgeler, kahramanlar, ölüm, yeniden doğuş, yanga göre rüyalar ruhsal dengenin aynasıydı. Bazen uyarır, bazen yol gösterirdi. Hatta bazı rüyaların vizyoner olduğunu, yani kişinin geleceğine dair sembolik ipuçları barındırabileceğini savundu. Ve işte burada mesele büyüyor. Çünkü rüyalar sadece geçmişin yankısı değil, bazen geleceğin ön sezgileri de olabilir mi? Modern psikologlar da bu ihtimali dışlamıyor. Lucid rüya araştırmaları bilinçli rüya görebildiğimizi kanıtladı. Onlar ruhici denilen rüya bilimi, rüyaların sadece rastgele görüntüler olmadığını, beynin gün içinde çözemediği problemleri rüyada işlemeye devam ettiğini gösteriyor. Hatta bazı bilim insanları rüyaların geleceği öngörmek değil ama olasılık hesaplama özelliğine sahip olabileceğini söylüyor. Yani beyin bilinçli şekilde fark etmediğimiz küçük sinyalleri toplayıp bir gelecek simülasyonu oluşturabilir. Peki ya bu simülasyonlar bazı zamanlarda korkunç bir isabetle gerçeğe dönüşüyorsa? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Abraham Lincoln suikasta uğramadan birkaç gün önce bir rüya gördüğünü yakın çevresine anlatmıştı. Rüyasında beyaz tarayın içinde bir tabut vardı ve askerler başında bekliyordu kim öldü diye sorduğunda bir asker ona dönüp başkan demişti. Bu rüyayı anlattıktan sadece üç gün sonra vurularak hayatını kaybetti. Titanik batmadan önce gemide yolculuk yapacak bazı kişilerin rüyalarında boğulma, gemi kazası gibi imgeler gördüğü kayıtlara geçti. Hatta bazıları bu yüzden son anda yolculuktan vazgeçmişti. Bu rüyalar toplumsal bilinç dışının bir şekilde sızıntı yaptığına inanan yançılar tarafından hala tartışılır. 11 Eylül saldırılarından önce birçok kişi internet forumlarında uçak çarpması, kulelerin yıkılması, yanan gökyüzü gibi imgeler içeren rüyalar paylaştı. Bu rüyaların tarihlerine bakıldığında saldırıdan günler önce yazıldıkları görülüyor. Bu olaylardan sonra bazı psikologlar kolektif sezgi ya da ön belirtileri rüya gibi kavramlar üzerinde yeniden düşünmeye başladı. Dağ'ın fikirleri sadece bilim dünyasını değil, edebiyatı da etkilemişti. Tolkien, zamanın döngüselliğini orta dünyada işlemeye başladı. Lewis, Boris, Wells, hepsi onun zamanın katmanlı yapısı fikrine bayıldı. Dan'ın çağdaşı olan ve fikirlerini kullanan diğer önemli yazarlar arasında Eliot, John Bakken, James Hilton, Priestley, Aldous Huxley, Graham Greene ve Runner Garden yer alıyordu. Bu yazarlar Dan'ın fikrini gerçeğin mimarisi olarak adlandırdılar. Inception, Interstellar, Mr. Nobody gibi filmler izleyici tarafından ayakta alkışlandı. Danny Darko, The OA, Dark gibi rüya, zaman ve bilinç kavramlarının iç içe geçtiği diziler çekildi. Peki ya bize etkisi ne olabilir? Dan'a göre rüyalarımızı dikkatlice analiz edersek Sadece geçmişimizi değil, geleceğimizi de hatırlarız. Ama biz uyanınca hemen Instagram'a baktığımız için rüyalar tarafından bize verilen o mesajları henüz fark bile edemeden hemen unutuyoruz. O zaman ne yapmalıyız? Rüyalar, zihnin bilinç dışı katmanlarıyla doğrudan temas kurduğumuz nadir alanlardan biri. Bu yüzden onları gelecek görmek gibi amaçlarla değil, daha çok kendimizi anlamak, içgörü kazanmak ve bazı sorunlara farklı açılardan bakmak için kullanabiliriz. Rüya günlüğü tutmak bu yolculuğun ilk adımıdır. Uyandıktan hemen sonra rüyanı hatırlamasan bile birkaç kelime yazmak zihnini rüya farkındalığına alıştırır. Böylece zamanla daha fazla hatırlamaya başlarsın. Bunu yaparken sembollere dikkat et tekrar eden sembolleri ve temaları gözlemlemek, bastırılmış duygulara ya da çözüm bekleyen içsel çatışmalara işaret edebilir. Bilinç dışı doğrudan komutlarla değil, duygusal ağırlığı olan düşüncelerle çalışır. Yani diğer adım olarak gece uyumadan önce belirli bir mesele üzerine düşünmek, örneğin seni duygusal olarak etkileyen bir tartışma ya da bir karar süreci. Zihnin bu konuyu uykuda işlemesine yol açabilir. Bu bir gelecekten bilgi alma durumu değil. Beynin kendi içinde çözüm üretme kapasitesidir. Nörobilimsel çalışmalar, özellikle rüya görme evresi olan REM uykusunda beynin duygusal hafızayı yeniden düzenlediğini, bazen de yaratıcı bağlantılar kurduğunu gösteriyor. Bu nedenle bazı insanlar bir problemi çözmeden önce bir uyuyup uyanayım der. Aynı Alman farmakolog Otto Lobe gibi sinirler arasındaki iletişimin kimyasal mı yoksa elektriksel mi olduğunu anlamaya çalışan Lobe'nin 1920 yılında bir gece rüyasında deney tasarımı gördü, uyanır uyanmaz not aldı ve ertesi gün deneyi gerçekleştirdiği söylenir. Bu deney sinir iletiminin kimyasal olduğunu göstermiş ve Lovie'ye Nobel ödülü kazandırmıştı. Benzer şekilde Beatles üyesi Paul McCartney'in Yesterday şarkısının melodisini bir sabah rüyasında duydu ve uyanır uyanmaz piyanoya giderek melodiyi çaldığı konuşulur bu şarkının ününü anlatmama gerek yok zaten. Hepiniz ismini duyduğunuz anda mırıldanmaya başladınız bile. Gerçek mi? Tesadüf mü? Bilinçaltı mı? Ne fark eder? Eğer rüyadaysak neyin mümkün olmadığını kim söyleyebilir ki? Diyorum ve beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.